Sevgili öğrenciler, merhabalar dostlarım. Şimdi üçgen çiziminin kenar ortay ve dik üçgen kısmını hallediyoruz arkadaşlarım. Hemen vira bismillah diyorum. İlk sorumuzla da başlıyorum. Bakalım ne demiş, ne çizdirecek bize. Şimdi ABC üçgeninde diyor, hemen bir ABC üçgeni çizmeye başladım bile ben. Bu ABC üçgeninde, şöyle bir ABC'mizi yazalım. BC kenarına ait kenar ortay AD. Hemen AD'yi de çizdim. Bu bir kenar ortay, gösterdim. Ağırlık merkezi G noktası olsun. Şurada bir yerdeydi G noktası. Böyle 1'e 2 oranında bölecek. G noktası B ve C noktaları ile birleştirilerek B ile birleştiriyorum G'yi. C ile birleştiriyorum G'yi. BGC üçgeni elde edildi. K noktası da bu GBC'nin ağırlık merkeziymiş dostlar. Şurada da bir K var. Bu o oluşturduğumuz küçük üçgenin de ağırlık merkeziymiş. KD 2'ymiş. Şimdi gerisini bulalım. K madem ki ağırlık merkezi 1'e 2 oranını bu da sağlayacak. O yüzden tabana 1, açıya 2'den açıya yakın kısmını 4 yazdım. G ağırlık merkezi madem ki tabana 1, açıya 2 kuralından 6 ise burası 2 katı olacak. 12'yi yazdık. Bize de AK'yı soruyor. Yani 12 ile 4'ün toplamını soruyor. Cevap Adana'dan çıktı gitti. Çizdikten sonra gayet kolay bir soruymuş arkadaşlarım. Hemen gömdük bittik dostlar. Geldik 2'ye. Evet, ABC üçgeninde AB, BC'ye dikmiş dostlarım. Onu bir şöyle çizmeye çalışayım. AB, BC'ye dik olacak. Şöyle bir ABC üçgeni çizdim. B açısına 90 derece olduğunu söyledim ve devam ediyorum. G ağırlık merkezi C köşesiyle birleştirilmiştir diyor. C, G ağırlık merkezini şurada bir yere koyalım. G ağırlık merkezini C köşesiyle de birleştirilsin diyor. Tamam, bunu da yaptık. G. AB 18'miş. BC 12'ymiş. Olduğuna göre GC X kaçtır diye soruyor. Gelin bu ağırlık merkezini devam ettirelim. Kenar ortay olacak değil mi? Ağırlık merkezinden geçtiği için bu kenarı 2'ye böldürelim. 9, 9 olsun. Ve şuradaki dik üçgende 9, 12, 15 dik üçgenidir ki biz bu 15'i de dostlarım hani 1'e 2 oranı olacak ya burada. 3K 15, K 5 gelecek. Bize de 2K'yı soruyor. Bursa'yı paketledim dostlarım. Geldim 3 numaraya. Hemen bunu da bir çizelim bakalım şimdi. ABC üçgeninin ağırlık merkezi olan G noktasından BC'ye inen dikmenin ayağı H olsun. Aa, bakın bu da bir dik üçgenmiş. AB AC'ye dikmiş. Şurada çizmeye çalışayım bunu. Şimdi A açısı dik olan bir üçgen çizeceğim. Şöyle bir dik üçgen çizdim. Burası C, burası B, burası A ve A açısı dik. Şurası G ağırlık merkezi olsun. G'den diyor BC'ye inilen dikmenin ayağı H. BH 5, HC 7 olduğuna göre GH kaçtır? Dostlar, ilk iki soruda olduğu gibi bu da klasik bir ağırlık merkezi sorusu. Dik üçgen ve ağırlık merkezini görünce biz hemen şu muhteşem üçlüyü bir çizeriz. Muhteşem üçlü burayı kesinlikle ne yapacak dostlarım? 2'ye bölecek kenar ortay olduğu için, ağırlık merkezinden geçtiği için şurası 2'ye bölünecek. Toplam 12'ymiş. 6 buraya, şuraya da 1 yazdık arkadaşlarım. Ve kendisi de 6 olacak değil mi bu kenar ortayın muhteşem üçlüden dolayı. Hatta biz bu 6'yı ağırlık merkezi 1'e 2 oranında böleceği için şuraya 2, buraya da 2 katı olan 4'ü yazdık. Ve şuradaki dik üçgende ister bunun 30, 60, 90 olduğunu gör, istersen de çak bir Pisagor, 4'ten 1 çıktı 3, kök 3 olduğunu GH'ın bulabilirsin her türlü diyorum Pisagor'dan. Çizdikten sonra gayet basit sorular değil mi arkadaşlarım? Zaten hep böyle her soru bankasında karşımıza çıkan soru tipleridir bunlar. Evet, ABC üçgeninde A köşesi ile BC'nin orta noktası olan D birleştirilsin diyor. Tamam. Bir diklik var mı herhangi bir yerde? Yok. Tamamdır. O zaman şöyle bir ABC üçgeni çizelim rastgele. Şöyle çizdik. A
A köşesi ile BC'nin ortasını birleştirin diyor. D noktasıymış bu. Birleştirdik. AD üzerinde G ağırlık merkezini alın ve C köşesi ile birleştirin diyor. Bunu da yaptık. G ağırlık merkezi ile birleştirdik. GC'nin orta noktası E. GC'nin orta noktasıdır bu E diyor bizim için. B köşesi ile birleştirilirken B köşesi ile de bunu birleştirdim. GD'yi F noktasında kesiyor diyor. Burası olmadı şimdi. Bir daha baştan okuyalım. A köşesi ile BC'nin orta noktası olan D noktası birleştirildi. AD üzerinde G ağırlık merkezi C köşesi ile birleştirilip GC'nin orta noktası E B köşesi ile birleşirken E'yi B ile birleştirecekmişiz. Pardon, şurayı sildim. Şunu sildim arkadaşlarım. Diyor ki E'yi B ile birleştirin diyor. E'yi B ile birleştirdim ve GD'yi de diyor F noktasında kesiyor. Tamam. AD 18. Tamam, 18 olduğuna göre AG eksi bilmem ne bilmem neyi bulun da bize diyor. Şimdi bu da yine klasik bir sorumuz dostlarım. Bakın neler yapacağım. Aslında birinci sorumuzun aynısı. Bunda da iki tane ağırlık merkezi var. Şu BG'yi birleştirelim hemen. Bakınız şu BE'yi kontrol edin. BE. BE bu üçgenin bir kenarortayı. GD'ye bakın. GD de bu üçgenin bir kenarortayı. Kenara ikiye bölmüş. O zaman F noktası şuradaki küçük üçgenin ağırlık merkezidir. GBC'nin ağırlık merkezi. Madem ki ağırlık merkezi hocam burası K ise burası kesin 2K. Peki G noktası da büyük üçgenin ağırlık merkeziydi. Burası 3K ise 2 katı olacak 6K. Şimdi ne istiyor benden? AG 6K'dan FD 1K'yı çıkarın diyor. Yani 5K'yı istiyor. Peki neyi vermiş bize? AD'yi toplam 9K'yı 18 vermiş. K'yı biz buradan 2 bulduk. 5K'yı istiyor. Denizli'dir dedik cevabımız. Geldik 5 numaraya. Evet, 5 numarada AB AC'ye eşitmiş dostlarım. Bir dik üçgen çizeceğiz yine. AB AC'ye eşit olacak şekilde bir dik üçgen çizdim. AB eşit diyorum, pardon, dik olacak şekilde. Ve C köşesi AB kenarının orta noktası olan E ile birleştirilecekmiş. Onu da birleştirelim. E ile birleştirdim ve bu buranın orta noktasıymış. EC üzerindeki ağırlık merkezi G'yi, şurada bir G olsun, B köşesi ile birleştirdik. BG'nin orta noktası olan F, F de buranın orta noktasıymış. F noktası da E ile birleştiriliyor. Tamam, bu da burayla birleştirildi. Aa, bakın ne gördüm. E noktası buranın orta noktası, F de buranın orta noktası. Yani bu iki orta noktayı birleştirince ne çıkıyordu dostlarım? Orta taban çıkıyordu. O halde nerenin orta tabanı hocam bu? AG'nin tabii ki orta tabanı. Çünkü E AB'yi ikiye bölüyor. F GB'yi ikiye bölüyor. O yüzden AG'yi birleştirirsem, yani şurası K ise burası kesin 2K. Dik açıdan ağırlık merkezinden geçtiği zaman muhteşem üçlü yapacağız. Burası K, hatta burası da 3K, burası da 3K diyeceğiz. Bakın bize BC'yi 30 vermiş soru zaten. BC 30 ise K 5 çıktı buradan. 15-15 olması için K 5. K 5 ise zaten bize de K'yı mı soruyor? Evet, K'yı soruyormuş. 5'i bulmuşuz bile çoktan dostlarım. Geldik 6. sorumuza. Evet, siyahımızı aldık. AB, bakın yine şunu gördüm. AB, AC'ye dik. Yani yine bir dik üçgen çizeceğiz. Tamam. A açısı dik olan bir üçgen çizdik arkadaşlar. Sonra ADC 50 ve ACB 25 olacak biçimde AD kaçtır diye soruyor. Tamam, şöyle bir çizelim. ADC 50 olacak.
BC üzerindeki bir D noktasıyla. Orada bir sıkıntı var. Tamam, bu soruda bir sıkıntı var arkadaşlarım. Şimdi insanın aklına şu geliyor değil mi ilk başta? Yanlış olanı çizeyim ben. Şimdi Denizli'yi şuradan bir yerden alıyorsun. ADC 50 ya da şuradan değil de şuradan alalım Denizli noktasını. Şöyle oluyor. D burada. ADC 50 çünkü BC üzerinde diyor ya şuradaki D noktası için. Buradan alınca yanlış bir şey çıkıyor çünkü kardeşlerim. O yüzden ben bir şüpheye düştüm. Bakın neler olduğunu görelim şimdi. ACB'yi de 25 vermiş. Şurası da 25'miş. Onu da yazalım. Bakın yanlış burada. 50, 25 daha 75. O zaman buraya ne kaldı? 105. E oldu mu böyle bir üçgen? Yani şurası 90 iken buranın 105 olma ihtimali var mı? Yok. Yanlışmış demek ki diyorum. Aslında şunu demek istemiş diyorum arkadaşlarım. Şurayı bir sileyim ben. Aslında daha düzgünü şu olacak. Şimdi göstereceğim. Şöyle olacak dostlarım. Şimdi bir ABC dik üçgeni çizelim yine. A açısı 90 derece olsun. C, B, şurası 90, şurası da A. Şimdi D noktası BC üzerinde ya arkadaşlarım. Şimdi bu BC'nin şuradaki parantezlerini yazmasak, şunlar olmasa, bu parantezleri sildim. BC sağa sola doğru dümdüz gidecek, sonsuza kadar uzayacak. Ben de D noktasını şurada bir yerde alacağım arkadaşlarım. Şöyle bir D noktası aldım. Yine BC'nin üzerinde almış oldum D noktasını. Ve ADC 50'ymiş. Bakın burası 50. ACB 25'miş. Burası 25 oldu. Ve DC DB'den daha büyük oldu. Tamam. Şu anda bütün şartlar sağlıyor. Bu kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şimdi dostum, biz şunu öğrenmiştik derslerimizde. Dedik ki bir soruda 1'e 2 oranı ve 90 dereceyi görüyorsan, bak 1'e 2 oranı artı 90 derece varsa bir soruda, biz o soruda ne yapmayı öğrendik? Muhteşem üçlü. Şimdi sen de muhteşem üçlü yapacaksın. Hipotenüse hemen bir kenar ortay indirdin dostum. Bu burayı, burayı ve burayı eşit böldü. Şuradaki ikizkenardan burası 25. 25, 25 daha 2 iç bir dışa eşit kuralından 50. Bak bu 50, bu da 50. Demek ki bu x de buna eşit diyeceksin. Yani burada x. O zaman bu da x. Bu da x. Sana zaten BC'yi 8 vermiş. X çıktı 4 dostlarım. Evet, geldik 7 numaralı sorumuza. Şunu bir tıklayalım da mouse şey hareket ettiremedik. Bakalım 7 numara ne diyor dostlarım. ABC üçgeninde AF, BE, DC kenarortayların kesim noktası olan G'lik merkezi olmak üzere D ve E noktaları birleştiriliyor. Tamam, hemen bir ABC üçgeni çizelim. Öyle konuşalım. Sonra AF'yi çizin diyor. Bu bir kenar ortay olacak şekilde. AF'yi çizdim. Sonra BE'yi çizin diyor. Bu da bir kenar ortaymış dostlarım. BE'yi çizdim. Sonra DC. Şöyle G'den geçirelim bunu. DC. Üçünün kesiştiği noktada ağırlık merkezi olacak değil mi? G noktası. Sonra da diyor ki D ile E noktaları birleştiriliyor. Hadi onu da birleştirelim. Peki bu DE ne oldu şimdi? Orta taban değil mi? Burayı da ikiye böldü. DD de ikiye böldü. Orta taban oldu diyebiliriz. TG'yi 1 vermiş. Bu 3-1-2 kuralıdır dostlarım. Kenar ortayın kurallarından birisidir. Orta tabanla ağırlık merkezi çizildiğinde, şu orta tabanla ağırlık merkezi, şu yukarıdan inen kenar ortay 3 parçaya ayrılıyor bakın. Ve bu parçalar yukarıdan aşağıya doğru 3K, 1K, 2K şeklinde ayrılıyor ki sen bunu kelebek üçgenden de çözebiliyorsun dostum. Şu madem ki orta taban A'ya, burası da 2A dediğinde yap kelebek üçgenini, şuradaki kelebeği. 1'e 2 oranı 1 ise burası, buraya 2 de. Ağırlık merkezini konuş. 2 ise üst tarafı 4 olacak. Buraya da 3 kaldı desen olay bitiyor zaten. Bize de neyi soruyormuş? AF'yi. F neresiymiş dostlarım? Tamamı kenar ortayın. 6 birim çıktı değil mi tamamı? Geçtik 8'e. Evet, siyahımızı alalım. 8'i de şu üst tarafa çizelim arkadaşlarım ya.
Orada yer yok. Şurayı bir temizleyeyim. Ya şöyle güzel bir program bulamadık ki şunu PDF'nin üstünde güzel güzel böyle rahat rahat işlem yapacağım bir program biliyorsanız lütfen yorum kısmına yazın da arkadaşlarım. Rahat rahat şu silme milme işlemlerinden kurtulayım ya. Evet. Bir ABC üçgeni çiziniz ve A açısı 90 derece olsun diyor. Tamam. Şimdi ABC üçgenini çizdim ve A açısına 90 derecedir dedim. AB kenarı üzerinde D noktası alıp C köşesiyle birleştiriniz. DB 11, DC 13 olsun diyor. Şöyle bir şey aldım o zaman. D burada, 13 burası, 11 de burasıymış arkadaşlarım dedim. AC'de 12. Bakın ne çıktı burada? 5, 12, 13 geldi. Şuraya 5 yazalım. Şurası 16, burası 12. 12, 16, 20 geldi. Ha bize de BC'yi soruyormuş zaten ya. 20. Sorumuzun cevabı 20'ymiş arkadaşlarım. Hemen çıktı zaten soru kendiliğinden. Evet, geçtik 9 numaraya. AB, AC'ye dik olmak üzere D noktası alınıp C köşesiyle birleştirilsin diyor. Tamam. He dur. AB kenarı üzerinde D noktası alınıp C köşesiyle birleştirilsin. Şimdi AD, DB'ye eşit olacak. Tamam. AD, DB'ye. Tamam, şöyle bir çizmeye çalışalım arkadaşlarım. C diyelim. Burası 90. A, B, AD, DB'ye eşit olacak şekilde AD, DB'ye. Evet, burada bir muhteşem üçlü çıktı değil mi? Mecbur DC'ye de eşit olacak. AC'yi 4 vermiş. DC'yi 6 vermiş. O zaman bu da 6. Bu da 6. BC uzunluğu nedir diye soruyor. 12 çıktı. AB AC'ye dik. Ha, AB kenarı üzerinde D noktası alın. Ben BC'nin üstünde aldım arkadaşlar. Çok pardon, hata bende. Baştan çiziyorum. Tamam, yanlış okumuşuz. Baştan çiziyoruz. Tamamdır. Şimdi o zaman AB kenarı üzerinde D noktası alacağız ve AD DB'ye eşitse tamam, demek ki D noktası tam ortada olacak arkadaşlar. Tamam, şimdi oldu ya. Yanlış, bir yanlış okuma bakın bütün soruyu mahvetti. Şimdi A açısı dikti. B burada. AD DB'ye eşit olacak şekilde AB kenar üzerinde D noktasını aldım ve bunu C ile de birleştirdim dostlarım. Şunu da yaptık. AC 4, DC 6 demiş. Hemen şurada bir Pisagor çakalım. 36'dan 16 çıktı. 20. 2 kök 5. 2 kök 5 oldu burası. BC'yi soruyor x'i. Şimdi burası 4 kök 5 oldu. Karesini alalım. 80. Artı 4'ün karesi 16. 96 yaptı x kare. O da 16 çarpı 6'dır. Edirne'yi paketledik dostlarım. Evet, tamamdır. 9, 10 numaradayız. ABCD dörtgeninde. AB, tamam, bir AB çizeceğim şimdi. AB diktir. AD'ye. BC de CD'ye diktir. AD üzerine bir B'li kesesiyle birleştirilsin. BE 6 CD kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bir daha bakalım şimdi. AB. AB şu olsun hadi. AB. Diktir AD'ye. Şöyle de bir AD çizdim. AB AD'ye dik. BC CD'ye dik olacak. BC'yi de şöyle çizdim. Bu da buna dik. Ve AD üzerinde bir E noktası alınıp B köşesiyle birleştirilsin diyor. AD üzerinde ve BE BC'ye eşit olacakmış arkadaşlarım. Yani şöyle. Tamam, BE
EC BC'ye eşit olmak üzere AE 6'dır diyor. ED 3'tür diyor. CD kaçtır diye X'i sormuş bize. Evet, yine meşhur bir soru tipi. Bir sürü harf vereceğiz. Şuraya Y diyelim. Şuraya M, şuraya da M diyelim arkadaşlarım. Bakın şuradaki Pisagor'u yapıyorum. M kare eşittir 36 artı y kare. Sonra şu köşegenimi çizeceğim dostlarım, şurayı. Şimdi buna da n diyelim isterseniz. Bir Pisagor'da şu n için yapıyorum. N kare eşittir 9'un karesi artı y kare. Yani 81 artı y kare. Şuradan da n için Pisagor yapıyorum. Yine n kare eşittir m kare artı x kare geldi. Bakın şuradaki m kare yerine 36 artı y kare yazacağım şimdi. Şurayı yazıyorum önce. 81 artı y kare eşittir. M kare yerine ne yazacakmışım dostlarım? 36 artı y kare yazacakmışım. Bir de artı x kare var. Y kareler gitti. 36'yı çıkarırsam 45 mi geliyor arkadaşlarım? X kare. X de buradan 3 kök 5 çıktı diyebiliriz. Cevap Ceyhan'dan patladı gitti. Güzel soruydu bu. Çizmesi de zordu lan. ABC üçgeninde BC üzerinde bir D noktası alınıp A köşesiyle birleştiriliyor ve BD DC'ye eşitmiş dostlarım. DAC de 90 dereceymiş. Dur. Şimdi DAC şöyle, D burada, DAC 90 olacak ve neydi? BD DC'ye eşit. Tamam. B'yi de şöyle çizelim. BD de DC'ye eşit oldu. Peki AB 13, DA 6, AC x kaçtır diye soruyor. Dostlarım ne öğrendik biz? Bir kenar bile ikiye bölünürse hemen orta taban çizecektik. Çizdik orta tabanı. Şimdi bu adam bu adama paralel. Demek ki yarısı olacak. 13 bölü 2. Bak şu üçgene. Senin aşık olduğun üçgenin yarısı bu. 12'nin yarısı, 13'ün yarısı. Demek ki bu 5, 12, 13 üçgeninin yarısı. O halde burası 5 bölü 2. E kenar ortaysa bu da 5 bölü 2 olacak. Toplamı da 5 geldi. Cevap Adana'dan çıktı. 12 numaradayız dostlarım. Hemen çizelim. ABC dik üçgenmiş. A açısı 90. BC hipotenüsünden bir H noktası ve AC kenarından bir E noktası alınsın. HE uzunluğu oluşturulduğunda HE, AE, EC eşit olacakmış. Tamam, bir çizelim arkadaşlarım ya. Şöyle gözümde biraz canlandırmaya çalıştım. Öyle yanlışlık olmasın diye özenmek istiyorum ama bir çizelim. Olmadı, yine sileceğiz dostlarım. Şimdi burası C, burası A. A açısı 90 derece olacak. Şurası B. BC hipotenüsünden bir H noktası alacağım. AC'den bir E noktası alacağım. Ve AE eşit olacak EC'ye. Bir de HE'ye. H da şurada bir yerde olsun o zaman. Şurada. HE de bunlara eşit uzunlukta bir doğru. Bak burada bir muhteşem üçlü çıktı değil mi? Yani ben şu AH'ı çizersem. Bak burası kesin 90. Neden? Çünkü muhteşem üçlü var. Sadece dik açıdan çıkınca oluşuyordu. BH 5, HC 4 olduğuna göre HE nedir diye de X'i soruyor. Ya da bu X'i ya da bu X'i. Gel şurada diklikten diklik inmiş. Öklüt çakalım. H kare 5 çarpı 4'ten. H kare eşittir 5 çarpı 4'ten 20. 2 kök 5. Şimdi şurada da bir Pisagor yapalım arkadaşlarım şu kısımda. 2x'in karesi yani 4x kare eşittir 4'ün karesi 16 artı 2 kök 5'in karesi 20. Yani 4x kare eşittir 36, x kare eşittir 9, x eşittir 3. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Evet, biraz daha hızlanmak istiyorum arkadaşlarım. C açısı geniş olan, A açısı 45 derece olan bir üçgen düşünelim diyor. Gel gel Kamil hocam, video çekiyorum ya. Tamam. C açısı geniş açı olan, A açısı da 45 derece olan bir üçgen çizelim. Tamam, şöyle çizmeye çalışalım.
A açısı 45'miş. C açısı geniş açıymış. B de burada. Şimdi D eleman AB olmak ve BD ile BC de eşit olacak. BD ile BC eşit olacaksa ben D'yi şuralarda bir yerde seçeyim ki şöyle göz kararı eşit uzunlukta olsunlar ve 25. AC 7 kök 2'ymiş. Buna göre CD X nedir diye bir soru soruyor. Dostlar 45'i görünce dikliği ineceğiz karşısına, değil mi? Hemen şuradan bir diklik indirdim. 90'ın karşısı 7 kök 2 ise 45'lerin karşısı 7 7 olacak diyebiliriz. 7 burası, şurası da 7 olacak. Burada 7 24 25 üçgeni olacak dostlarım. Demek ki şurası 24, şuraya da 1 kaldı. Gel şurada da Pisagor yapalım. 7'nin karesi 49, 1'in karesi 50. X kare 50 ise x eşittir 5 kök 2'dir. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Evet. Şimdi geldik şuna. A açısı 90 derece olsun. A köşesinden indirilen dikmenin ayağı BC üzerindeki h olsun. AH üzerinde bir E noktası. Tamam, bir çizmeye başlayalım ya. Şuraya sığdırırsak güzel olur. Şimdi şöyle bir A açısı 90 derece olan A köşesinden indirilen dikmenin ayağı H ve AH üzerinde bir E noktası, BH, B burası, A burası, C burası, BH üzerinde bir D noktası alınarak DEC, DEC üçgeni oluşturulduğunda CED 90 oluyormuş. D burada, CED şu açıda 90 oluyormuş dostlarım. BD HC'ye eşit. Oo, bu olmadı. Burası A ise tamam, çok görüntü hoş değil ama devam edelim bakalım. EH 2'ymiş ve DH şurası 1'miş. Bak, diklikten diklik indi. 2'nin karesi 4. 1 çarpı 4 olacak. Demek ki A 4. Şurası da 4. Bunları bir yazalım. AC'yi soruyor X. Şimdi şu diklikten inen dikliği göreceğim. Yine öklit çakıyorum. Direkt X'in öklitini yazıyorum. X kare eşittir yakın parça 4 çarpı hipotenüsün tamamı da 9. 36'dan 6'yı paketledim dostlarım. Geçtim 15 numaralı sorumuza. Şimdi A açısı 60, B açısı 60. Şöyle bir ABCD dörtgeni çizelim. A açısı 60'mış. B açısı 60'mış. C açısı 90'mış. AD 6, AB 12. Bak, 2 60'ı gördüm. Diyor ki bağıra bağıra beni eşkenar üçgen yap diyor. Hemen şuranın da 60 olduğunu söyledim. Madem ki eşkenar üçgen bir kenarı 12 ise burada 6 olacak. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Yine bir kenar 12 olduğu için şuraya da 9 kalacak. Zaten bana da 9'u soruyormuş lan. 16 numara. Arkadaşlar bu soru hatalıydı. Bunu direkt geçiyorum. Yanlış, eksik bir şeyler var arkadaşlarım. Bunu geçtim. 17'ye geldim. Düzlemde AB, BC, CD topa. Bunu da hatırladım şimdi dostlarım. Burada da yine şöyle çizeceksiniz soruyu. Şimdi bir üçgen oluşturmuyormuş bu AB, BC ve CD'ler. Üçgen oluşturmadığı için ya da bir dörtgen demediği için şöyle oluyor. AB, BC ve CD. CD'yi şuradan aşağıya çizeceksiniz arkadaşlarım. CD böyle olacak, tamam. Normalde ben de ilk çözdüğümde CD'yi yukarıya doğru çizdim. İşte bu dikdörtgen geliyordu. 9 çıkıyordu cevap. Ama A ile D arasındaki en kısa mesafe 9. Tabi şıklarda 9 yok. Normalde bence 9 zaten bu sorunun cevabı. CD'yi yukarı doğru çizersem 9 geliyor. Ama bu bunu tarif etmek istemiş. O yüzden cümlelerde biraz eksiklik var diye hissettim ben. Şöyle çizince A ile D arasındaki mesafeyi soruyor. Burası 6, burası 6. Burası da 9'muş dostlarım. Şimdi ne yapıyorduk bu sorularda? Hemen dikdörtgene tamamlıyorduk, değil mi? Şurayı dikdörtgene tamamlıyorum. Burası da 6, burası da 9 ve şuradaki Pisagor'dan 9, 12, 15 üçgenidir. Cevabı Bursa buluyorum arkadaşlarım. Evet, geldim 18'e.
Şimdi bakalım bu ne diyor. ABC üçgeninde A açısı 90 dereceymiş. Yine 90 derece olan bir üçgenimiz var. Çizelim şöyle arkadaşlarım. A açısı 90 dereceymiş. AB kenarı üzerinde D noktası ve AC kenarı üzerinde E noktası alınarak BC kenarına bir paralel çiziliyor. BC'ye paralel olan bir doğru çizdim. Buradan D, buradan da E aldım. D noktasından BC kenarına indirilen dikmenin ayağı H olsun. Hadi bu ayakta H'mış, onu gösterelim. ABC 75'miş, bunu yazalım. 75, 90, şurası 15 oldu. Yöndeşlikten bu da 15, bu da 75 oldu. Bunları bir yazalım. DH 4'müş, BC 28'miş, DE. Şu paralel doğrunun kaç olduğunu da bize soruyor. Dostlarım şimdi 15, 75 üçgeninde, şu büyük dik üçgen için konuşuyorum. Bu hipotenüse indirdiğim yükseklik hipotenüsün 1/4 olacaktı. Yani 28'in 1/4 7 olacak. E şurası 4 olduğuna göre buraya kaç kaldı? 3. Şimdi bak, yukarıda da bir 15, 75, 90 üçgeni var ve dikliği, hipotenüse inen diklik 3 ise hipotenüs 4 katı olacak. Yani Ceyhan olacak. Paketledik gitti. Geldik buna, 19 numaraya. Bakalım bu ne diyormuş. A açısı 30, B açısı 15 olan ABC üçgenini çiziniz diyor. Şöyle çizmeye çalışalım. A açısı 30, B açısı 15. A burası, B burası, C burası da A olan dik üçgeni çizdik. BC 5√2. Şurası şimdi bir kere 30, 15 daha 45'tir. 135 kalır. Ve 135 bizim çok sevdiğimiz bir açının abisidir dostlarım. Hemen 45'in abisi olduğu için şurada 45'i gösteriyorum. Ve 45'in karşısına da bir diklik indiriyorum. Hocam niye buradan çizdiğinde şuradan çizemez miydik 45'i? Buradan diklik indiremez miydik? Tabii ki yapabilirdik ama her zaman 5√2'nin olduğu taraftan yapacaksınız arkadaşlarım. Böylelikle işiniz daha da kolay olacak. O yüzden bu taraftan değil, 5√2'nin olduğu taraftan çizdim. Peki 45'lerin karşısına oldu 5, 5. Bak 30'un karşısına geldi 5, 90'ın karşısına olacak 10. AB 10 çıktı. Haydi bakalım. Şu silgiyi her kullandığımızda. Evet, 20. sorudayız arkadaşlarım. Bu ne diyormuş bir bakalım. Bir ABC üçgeni çizelim. BC kenarında bir D noktası alıp A köşesiyle birleştirelim. Tamam, bir çizelim bunu da. Olmadı yine sileriz arkadaşlarım, bir yanlışlık varsa. ABC üçgeni çizelim. BC üzerinde bir D noktası alıp ACB 30. Şurası 30. ACB. BD daha büyüktür DC'den diyor. O yüzden şöyle çizelim. D burada olsun. AB 20'dir. AD 13'tür. AC 24'tür diyor. BD kaçtır diye de bir soru sormuş. Şimdi biz 30 görüyoruz sorumuzda. 30 görünce karşısına bir diklik inecektik. İndirdik. 90'ın karşısı 24, 30'un karşısı 12 olacak. Bak burada da 5, 12, 13 çıktı. Hatta şurada ne çıktı? 12, 16, 20 üçgeni çıktı. Demek ki BD 21'miş dedik. Geldik 21. sorumuza. Evet, yine bir 135 görüyorum. Şimdi AB 9√2, A açısı 135 olacak, geniş üçgen. AB AC'den bayağı bir büyük. Şöyle bir üçgen arkadaşlar. AC 3'müş, burası 135. Yine 45'i göstereceğiz artık. Buna alıştık. AB 9√2. 45'i ne taraftan göstereceğiz dostlarım? Tabii ki 9√2'nin olduğu taraftan. 9√2'den 45'i gösteriyorum. Şurası 45. O zaman buralar 9, 9. Bakın 9, 12, 15 üçgeninden Ceyhan'ı paketledim. Evet, 22 numaradayım. Son sorumuz. ABC bir dik üçgen olmak üzere A açısı 90 derece. Tamam, bir çizelim. Yine A açısı 90 derece olan bir dik üçgen çiziyorum.
Şimdi AC üzerinde D, BC üzerinde E noktası alınıp BE, EC'nin iki katıdır diyor. BE, EC'nin iki katı olacak. AD 8 şurada bir yerde olacak o zaman. Çünkü burası 8'miş, burası da 16. İki katı gibi bir sayı yani. Bayağı bir büyük olacak. AB'de 18 olduğuna göre DEX kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Hadi gelin yine bir paralel doğru çizelim arkadaşlarım. Şuradan şöyle bir diklik indiriyorum ve bu diklik 18'e paralel oldu. Şimdi benzerlik yapacağım. 1'e 3 oranı var dostlarım. 1'e 3 oranı var. Burada da 1'e 3 oranı olacak değil mi? Hatta şöyle, bu E noktası burayı 1'e 2 oranında bölmüş ya şurayı. Bu tarafı da 1'e 2 oranında bölmeli değil mi? Şurası 1 olmalı. Burası da 2 katı olmalı. Toplam 24 olduğu için demek ki burası 8, burası 16 olacak. Buraya da 8 kaldı. Ve bakın benim çizdiğim diklik ne çıktı dostlarım? Aynı zamanda kenar ortay oldu. Demek ki bu kayı kuralından ikiz kenar üçgen. Yani x ile k birbirine eşit. Bu da x'miş. O zaman burası da 2x'tir. Şimdi dik üçgene bakın, en büyüğüne 18. Burası 24. 18, 24, 30 üçgenidir bu. 3x 30 ise x 10'dur. Bize de x'i soruyordu zaten. 22'nin cevabı Adana'dan geldi. Bitti. Edirne diyormuş bunun cevabına. Yanlış diyor arkadaşlarım bu arada. Adana olacak bunun cevabı. Tamam mıdır dostlarım? Haydi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.